Telefon attığımızda ALB Forex araştırma uzmanı Ceren Yaşar bulunuyor. Günaydınlar Ceren Hanım. Günaydın Selim Bey. Kasım'a girdik. Kasım'da piyasalar nasıldır diyelim. Topu size atalım, buyurun. Tabii ki de. Şimdi baktığımızda Kasım ayının ilk günü itibariyle TL tarafında pozitif bir hava var. Bunun biraz daha arkasına bakmak gerekirse, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ek döviz imkanı ve iç talebin canlanması açısıyla rezerv opsiyon katsayılarında bir indirime gidildi. Yapılan bu katsayı azaltımıyla ve zorunlu karşılıklardaki indirimlerle birlikte piyasa yaklaşık 620 milyon dolarlık bir likitte sağlanması amaçlandı. İndirimle beraber TL'de bir miktar güç kazanımı ve kurda biraz satıcılı bir görünüm hakim oldu. Yine BIST'te de kapanışta baktığımızda alıcılı bir görünüm mevcuttu. Şu anki görünümde de öyle, açılışla birlikte pozitif bir açılış gerçekleşti. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde de TL tarafındaki pozitifliğe paralel bir geri çekilme mevcuttu diyebilirim. Yurt içindeki veri akışına baktığımızda Eylül ayına ilişkin ticaret açığını yıllık bazda %14.1 azalış kaydederek, artış kaydederek 4 milyar 362 milyon dolar yükseldiğini görmüş olduk. Verinin çok fazla sınırlı etkisi oldu ama Merkez Bankası'nın adamının etkisini TL tarafındaki mevcut hareketlenmeleri izledik diyebilirim. Bugün yurt içinden Ekim ayına ilişkin imalat PMI verisini izleyeceğiz. Burada büyüme tarafındaki öncül göstergelerimizin TL'inde olduğu için burada da bir TL tarafında volatilite sınırlı da olsa yaratabilecektir diyebilirim. ABD tarafında dün ön plandaki giriş ve başkanlık seçimlerine ilişkin Hillary Clinton'ın soruşturmasıydı. Bu soruşturmanın derinleşmesi haberiyle birlikte dolar tarafındaki alışların biraz daha tekrar yerini satışa bıraktığını söyleyebiliyoruz. Buradan gelen kişisel gelir ve gider verileri beklentiler dahilindeydi. Önceki aya göre yine artış kaydedildiği görüldü. Reel ücretlerdeki artış ve gelirdeki artış burada harcama tarafında da etkisini gösteriyor diyebiliriz. Bugün ABD'de önemli olacak konu yine büyümenin öncül göstergelerinden ISM imalat PMI ve imalat PMI verileri olacak. Burada büyüme tarafında geçtiğimiz hafta zaten olumlu bir beklentilerin üzerinde bir veri açıklanmıştı. Ve baktığımızda geçtiğimiz haftaki öncül PMI verisinde de imalat PMI verisinde de olumlu bir hava vardı. Bugünkü verilerin de olumlu gelebileceğine dair, pozitif bir etki yaratabileceğine dair bir sinyal niteliği taşımakta diyebiliriz. Teknik bazda baktığımızda dolar TL'de kar satışlarının görüldüğünü söylemiştik. Burada 3.11.30 ve 3.08.85 aralığını izliyoruz. 3.08.85 seviyesinin aşağısına kalındığı sürece burada dolar TL'de kurda yani satış baskısının derinleşebileceğinden bahsedebiliriz. Biz de pozitif açılış yaptığımızı söylemiştik. Burada 57 gündür 76 bin 80 bin aralığındaki bandı takip ediyoruz. İlk geri çekilmelerde ise 78 bin seviyesini destek olarak izleyip aşağısında 76 bini takip ederken 80 bin bandının kırılması durumunda da 82.300 seviyesi takip ediliyor olacak. Euro TL'ye baktığımızda 3.42.10 direncinin açılmadığını gördük. Burada bu seviyenin aşılması durumunda artık 3.43.70'ler, geri çekilmelerde 3.39'lara kadar bir hareket alanının bulunduğunu söyleyebilirim. Son olarak da gram altına baktığımızda 10'daki toparlanma çabasıyla birlikte kısa vadede gramda bir yükseliş hareketinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 128.500 ve 125.300 aralığında burada izliyor olacağız. Takip edeceğiz Selim Bey. Görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, güzel bir videomuz var. Yaşı küçük